yana yapsın. Ama ben mesela şunu görüyorum. O %20'nin, %50'sinin, yarısının son tahlilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih edeceğini görüyor ve buna inanıyorum. Bu zaten otomatik ben yolcudur Abbas, bağlasan durmaz Tayyip Bey'in sandık marifetiyle tahttan indirilmesi demek. Çünkü niye? Tayyip Erdoğan tahttan indirmek için çok sebep var da. Taht demişken bir tanesini söyleyeyim. Dünyada, normal devletlerde taht devlet içindir. Bizde devlet taht için. Devlet taht için. Onun için bu aziz millet, bu parti ayrımı yapmaksızın, renk ayrımı, bölge ayrımı, ırk ayrımı, inanç aidiyeti ayrımı, yaşam tarzı ayrımı yapmaksızın, bu milletin Türkiye'ye bu kadar fenalık yapan, eşini dostunu zengin ederken, milleti fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşürmüş olan, hani biraz Atatürk'ümüzden dalıntı yapmış olalım, bir siyasetçiden hesap soracağından hiç kuşku duymuyorum. Hesap sandıkta bitmez. Devleti de yönettikleri için, devlet de yönettik, biz hepimiz, ben de dahil, bizim hesap vereceğimiz üç yer var. Bir sandık var, iki eğer bir kusurumuz varsa mahkeme var. Vereceğiz, gideceğiz, hepimiz gideceğiz. Mahkeme, adil mahkeme. Bir yer daha var, bir de mahşer var. Üçünde de hesap vereceğiz. Kimse bundan kurtulamaz. Ama ilkin sandık. Evet. Peki bir şeyi daha merak ettim. Yani anketlere bakıyorsunuz şimdi algı yönetimi falan deyip aslında yükleniyorlar ama algı yönetimi falan değil. Anketlerde sonuç olarak Millet İttifakı görünüyor ki çıkaracağı bir ortak adayla Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir olasılıkla bu seçimlerde yenilgiye uğratacak. Yani ben söylemiyorum. Bu önümdeki bir sürü anket var. Son yapılan anketler. Mesela Abdülkadir Selvi, yine evet, yandaş bir yazar, şöyle diyor. Ne yazık ki son dönemde anket firmaları kamuoyunun nabzını tutmaktan ziyade algı operasyonları yapıyorlar. Böylece kendi inandırıcılıklarına darbe vuruyorlar. Anket firmaları artık kamuoyunun nabzını tutan araştırma şirketleri olarak değil, kamuoyunu manipüle eden firmalar olarak görülmeye başlandı. Şimdi AKP'nin söylemlerini ben 20 yıldır yakından tanıyan bir gazeteciyim. Eğer AKP böyle konuşmaya başladıysa bunun arkasından bir şey gelecek demektir. Nasıl FETÖ olaylarında oldu, nasıl diğer olaylarda oldu. Önce yandaş gazeteciler şu kötü, bu kötü, bugün Mehmet Ceyhan'a yapılan gibi. Evet. O tutuklansın, bu terörist, o şu, o bu, peşinden olay gelir. Şimdi benim sormak istediğim iki şey var. Bir, AKP neden hala anketlerde yani algıyla yapıldığı inanılan anketlerde bile niye %27? Yani %30'un altına düştü doğru. Ama hala 18 yıllık, 19 yıllık bir iktidar için çok yüksek bir rakam. İkincisi, bu tür algı operasyonları sözleriyle yarın öbür gün önce anketlere, sonra anketler sonrası seçim sürecine, sandığa demiyorum, seçim sürecine yönelik bir müdahale ya da girişim gelir mi? Hayır. Gelmeyecek, olamaz, olabilemez. Demokrasiye müdahalenin her türlüsüne, hangi zamanda, hangi sebeple olursa olsun, her şekline biz karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerden AK Parti çıkıyorsa da hiçbir müdahaleye tahammülümüz olmaz. AK Parti gidiyorsa da hiçbir müdahaleye tahammülümüz olmaz. Neden 27? Şundan söyleyeyim. Şimdi biz Türkiye toplumunun biraz şeyi vardır, vatandaşlarımızda bir konjonktürellik vardır. Konjonktürele uyma, uyuverme kültürü var. Bizde var o biraz. Bu çok yanlış da denemez bunu ayrıca. Şimdi çabuk vazgeçmiyor mu yani? Ama şöyle. Ama 20 yıl oldu. Ama 42'den 27'ye düşmüş bir partiden bahsediyoruz. Evet. 42'den 27, bugün 27'ye düşmüş bir parti seçimi 17 ile tamamlar. Söyleyeyim sana. 17 ile tamamlar. Ve bu AK Parti'de Nurgül'ünde yatsın. Merhum Bülent Ecevit'in 99'da 22 alıp sonra 2002'de 1'e 2'ye düşmesi etkisini yaratır. AK Parti'nin 17'ye düşmesi demek DSP'nin 22'den 1'e düşmesi etkisini AK Parti'de yaratır. Bu böyle olacak. Ben bunu görüyorum. Şimdi 22-27'yi ben çok normal görüyorum. Bir parti daha seçimin tarihi belli değil. Bak seçimin tarihi belli olsun. O zaman anketleri yasaklayacaklardır zaten eminim. Evet, ona doğru gidiyor. Önemli değil. Yani ankete güvenip de biz seçim iktidarı yürüyoruz demiyoruz. Biz millete güvenip.
doğrularımıza, düşüncelerimize, ideallerimize güvenip biz bunları gönderiyoruz diyoruz. Biz bu ülkeyi yöneteceğiz diyoruz. İnşallah olacak. Ben inanarak söylüyorum arkadaşlar. Yani bizi izleyen vatandaşların da inanmasını çok arzu ederim. Yani anket şöyle. Bugün 27 ise ki öyle, işin gerçeği bu. İnanarak söylüyorum. Çok seçim tecrübesi olan biri olarak söylüyorum. Erdoğan seçimi 17 ile tamamlar. Şu anda diğer HDP, Saadet, Gelecek, Deva, bunları saymıyorum. Demokrat Parti, bunları saymıyorum. Benim gördüğüm, iki partinin oyunu söyleyeyim, benim gördüğüm toplamını. Bugün. Ben CHP ve İYİ Parti'nin oylarının toplamının 44'leri bulduğunu inanıyor ve öngörüyorum. Bunun için Millet İttifakı'nı çatırdatmak için zaten her türlü hamle yapılıyor. Yakında yani sokağa çıkmaya, yürümeye, elimizi arkaya mı koyacağız, önde mi tutacağız, ceketin iki düğmesini mi bağlayacağız, bir düğmesini mi kapatacağız, kravatı hangi saatler arasında takacağız gibi bunları da düşünmeye başlayacağız. Sanki oraya doğru gidiyoruz. Ama ne derler, zulmün artsın ki tez zeval bulasın denmiştir. Atalar bize söyleyecek söz bırakmamış. Böyle baktığımız zaman Erdoğan'ın hırçınlaştıkça daha çok kaybedeceğini, yani itibar ve irtifa kaybedeceğini görüyorum. Eskiden bu kadar değildi Erdoğan. Ama bir ivmesi vardı. Yani aslında Kemal Derviş'in o 2001 krizindeki o acı ilacını içirdi, yani krizi çözmek için. O ilaçtır Türkiye'yi o krizden çıkaran, ama nimeti Erdoğan'a kaldı. Şimdi Erdoğan o nimetle 5-10 sene götürdü. Sonra AK Parti mutasyon geçirdi. Başkalaşmaya başladı. İşte ben o tarihi 2009-2010 diyorum. 2008-2009 diyorum. 2009-2008'e kadar AK Parti Kemal Derviş'in ilacının da etkisiyle iyi şeyler yaptı. Bak ben bunu da söylüyorum. Ben söylüyorum. İyi diyebilir miyiz yani? İyi şeyler yaptı. Tümüne iyi diyemem. Hayır, ilk yıllarda olsa mesela. Var, iyi şeyler var. Mesela Abdülhatif Şener 2007 yılında ayrıldı. Niye ayrıldın diye biz burada hafta sonu programda sık sık konuk olur bana. Sordum, dedim Sayın Bakan niye bıraktınız ya? Siz iktidara gelmiş bir partisiniz. Yıllarca mücadele ettiniz. 90'lı yıllardan siz siyasete girdiniz. Ve verdiğiniz mücadele nereden bakarsanız bakın 80'li yılları da kaparsanız 20 yıla yakın siyaset hayatınız var. Bunun parlamenter ve parti içinde yönetici olma süreci yaklaşık 16-17 yıl. Niye bıraktınız dedim. İktidar bırakılmaz ki. Dedi ki 2007 yılında özelleştirmeler başladı. Evet. Orada ben muhalefet şeridimi koydum dedi. Özellikle ben demin örnek verdiğim Balıkesir, Seka örneği bunlardan biri. Aynen öyle Sayın Altay. Galata'yı örnek verdi. Sami Ofer olayını örnek verdi. Çok var. Çok. Seka'yı da sizin dediğiniz gibi örnek verdi. Telekom olayında en büyük sorunun çıktığını söyledi. Tabii. Ve dedi ki gördüm ki dedi bunlar bu milletin malını peşkeş edip eşine dostuna ucuz fiyata kapatacaklar. Gittim Sayın Erdoğan'a dedim ki ben affedin ben yokum. Yani ben sizle uzlaşamıyorum anlaşamıyorum. Bunlar bana uygun değil dedim. Ve ondan sonra önce dediği görevleri bıraktım sonra partiden ayrıldım. Şimdi sizin dediğiniz tarih o tarihlerle örtüşüyor işte abiciğim. Abdülhatif Şener'in burasına geldiği tarih 2007. Doğru. Ben de diyorum ki 2002-2008 arasında bunlar, hatta 10 demiştim, revize ettim, 2008'e çektim. Tamam. O 2000, ya 2007'de benim bilmediğimi Abdülhatif görmüş olabilir, Abdülhatif Bey görmüş olabilir. Ama o içindeydi, ben dışındayım. Ben bunları 2008'de daha net görmeye başladım. Abdülhatif Şener'in bunu benden bir sene önce görmesinden doğal bir şey var mı? Orada bakandı, başbakan.